yapıyor. Bu arada bana şunu söyler misiniz? O sırada amcasıyla, amcasının oğluyla Enes ne yapıyor? Hediye o sırada tartışmayı gördü. Gördüyse neden konuşmuyor? Ya da Hediye'nin gördüğü şey başka bir şey mi? Hediye de Nari'nin gördüğü bir şeyi mi gördü sonrasında? Ya da Hediye mi işin içerisinde? Ama Hediye'nin kasten öldürmeye iştirakle tutuklamaya sevk ediliyor ve arkasından da tutuklanıyor. Ne olduysa bu ahırda mı oldu? Çocuk bu ahırda mı bir şey gördü? Yoksa evde bir şey yapıldı. Terlikleriyle apar topar gelip bu ahırın içine mi götürüldü? Ama adli tıp raporunu Doğanay sen söyler misin lütfen, sendeyiz şu anda. Evet, adli tıp raporunun tam olarak savcılığa iletilmesi bekleniyor önümüzdeki günlerde. Zaten herkesin gözü kulağı da orada. İlk alınan bilgiye göre Nari'nin boğularak öldürüldüğü yönünde. Peki lütfen yani köy meydanına inelim. Bu olay burada mı gerçekleşti, bu olanda mı gerçekleşti? Köy meydanına inelim. Tamam, iniyoruz. Tamamdır. Aynı geldiğimiz noktadan. Anlatabilirsin, devam edebilirsin köy meydanına doğru. Evet, bu perspektiften aslında her yer görünüyor. Hatırlayacağınız gibi ilk etapta şurası koordinasyon merkezi olarak, ki hala öyle, okul koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor. Gündüzleri de çocuklar aslında burada, arkadaşımız, muhabir arkadaşımız da göstermişti. Burada pedagoglar eşliğinde resimler yapıyorlar, biraz eğitim görüyorlar. Buradan biraz çok dik bir bayır olduğu için yavaş yavaş iniyorum. Tamam, devam edelim. Peki köy meydanında, Arif Bey köy meydanında oturup normalde işte başsağlığına gidiliyordu. Orada oturmuyor, tamamen evde mi oturuyor? Yani kızının mesela adli tıp raporundan sonra aslında ben Arif Bey'den şunu beklerim. Kameraların karşısına geçip bir açıklama yapmasını beklerim Arif Bey'den ya. Kim Arif Bey'in o yavruya, 8 yaşındaki çocuğa? Yani nasıl bir şeyle, vahşi bir şekilde kızını böyle boğarak öldürüyor? Ne istiyor çocuktan ya? O çocuk bu kadar, yani ne oldu da bu? Nasıl bir sır var ki Arif Beyciğim? Yani sizin çocuğunuz ne gördü de, ne oldu da bu şekilde öldürülüyor? Çünkü çocuk sonrasında hiçbir şekilde köy meydanında Arif'in şeyin, çünkü kamera var. Yani çocuk Nevzat'ın evinin olduğu tarafa gitmiyor. Yani o tarafta gören yok yani. Gören yok. Peki Nevzat bunu işlediyse bu, o zaman amcasının amcasının ne işi var Nevzat'ın yanında ya? Devam et Doğanaycığım. Evet, Didem Hanım hatırlarsanız bu Nari'nin en son gören kadın, Nari'nin aslında çıktığı nokta işte tam burası, bu nokta. Kamerada, okulun kamerası da hemen şurada. Nari'nin eğer yaşasaydı bu okula gidecekti. Burada devam edecekti. İşte dediğimiz gibi en son buradan geçerken görülüyor. Yukarı çıkıyor ama en başından beri hatırlarsanız Nari'nin eve, çünkü saat 18'de gördüğünü söyleyenler vardı. Maalesef. İlk yaptığımız canlı yayınlarda Anne Yüksel'in de söyledi. Anne Yüksel zaten sürekli şey diyordu. Neden bu kısa yolu kullanmadı ki? Acaba oraya girdi sonra vazgeçti de uzun yolu mu kullandı? Geri döndü. İşte yengesi maşallah oraya uğradıktan sonra geri döndü buradan köy merkezine. Çünkü köyün daha aşağısında görüldüğü söylenmişti bir tanık tarafından, ki o tanıklarla ilgili de şu anda biliyorsunuz soruşturmalar yapılıyor. Bir yönlendirme sonucu mu bunlar söylendi? Yoksa birileri tarafından korkutuldu mu çocuklar? Neden böyle söylediler? Onun da araştırılması yapılıyor biliyorsunuz. Çünkü en son saat 18'de orada görüldüğü söylenmişti Nari'nin. İki kamera ama var. Ama tabii Nari'nin çıkışı yoktu. Annenin de bu arada bizlere söylediği, buradan aşağıya inmedi. Evet, iki kamera var. Bir bekle lütfen. Ben şu şeye gireyim ben. Maşallah Güran'ın tutuklu olan diğer yenge, büyük amca, Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey'le, Hüseyin amca ile biz bir röportaj gerçekleştirdik. Abdullah gerçekleştirdi. Çok kritik bir isimdi. Çünkü Salim'i saat 18.30'da gördüğünü canlı yayında vazgeçme programında bize teyit etti. Şu iki kamerayı da gösterelim. Sonra koordinasyon merkezine doğru yürüyeceğiz. Ama şu röportaj bir ekranlarınıza gelsin lütfen. Çok çok önemli. Buyurun. Salim Bey ya da Nari'ni o gün gördünüz mü siz? Neyse, bunu konuşmayalım da. Ama öyle söylesin, evet, olmaz. Gördünüz. Evet. Aa, ne zaman gördünüz? 6.30. Kaç? 6.30'da. Evet. 18.30. Evet. Ben Batman'da geldim. Süper, helal ben olsun. Ben de ablam geldik. Burada oturuyorduk. Su içti.
Aniden telefon geldi. Salim Bey'e? Evet. Ha. Bu çalışanlar, bu işçiler burada çalışıyor. Tamam. Hiç işçileri de yurda. Yukarıya gitmiş o işçilerle birlikte telefon geldi, onlarla görüştüre gittiler oraya. Tam nerede Abdullah? Yani 18.30'da aslında Salim Bey'le burada siz çay içtiniz değil mi? Evet. Yok, netleşiyoruz. Ha? Bunu netleşiyor. Bu konuda netiz. Net. Tamam. Evet. Yani 6.30'da, akşamüstü 6.30'da burada. Var, burada geçti, çıkıyor. Evet. Evet, biz de onu söylüyoruz zaten. Evet. Biz de onu söylüyoruz. Burada bulunduğunuz yerde mi çay içiyorsunuz? Hemen şu az önceki evde oturduğunuz sandalye. O çocukların kaldığı yerler var ya. Ben bu arada geliyordu, Abdullah, ben beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Köyden ilk kez biri canlı yayında konuştu. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürleri var size. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Abdullah maşallah Leşi Hüseyin Bey mi o? Evet doğrudur. Kaçta kaç arası evdeymiş? Maşallah Leşi. Tutuklu olan maşallah Leşi. Salim ifadesini diyor ki saat 8'e kadar burada değildim evet. diyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim bu arada. Şunu sorar mısın? Yani Batman'dan geldik ablamla beraber. Helal olsun. Daha vardı. Burada oturuyordu. Saat kaçta gelmiş? Salim geldi. Arabayla durdu. Saat 18.30'da. 6.30'da. Evet o civarı yani kaçta kalmış. Yani. Ondan sonra geldi. Hem beni de öptü. Çünkü dışarıdaydım. 1,5 aydı yoktum. Ablamla geldik. Ondan sonra gittiler şeye, Mısır'a yukarıda. Şu anda Hüseyin Bey'in en büyük amcaları, yani daha Salim'in amcası daha doğrusu, eşi tutuklu. O da evde değil o sırada. Gerçi 18.30'da geldiğinde her şey akşamüstü geliyor, her şey bitmiş oluyor. Öyle anlaşılıyor. Devam edelim. Doğanay sendeyiz. İki kamerayı gösteriyordu. Evet, şu anda o patikanın oradayız. Dediğiniz gibi burası burası koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor. O güvenlik kameraları dediğimiz gibi işte ben hemen biraz daha yakınına gidiyorum. Burada Narin'i gören güvenlik kamerası da aynı zamanda saat 18.59'da Salim Güran'ı da buradan geçerken Hüseyin Güran'ın evine doğru giderken de görüntüleyen kamera işte bu kamera. Dediğim gibi çok yakın aslında yerler. Biz hep böyle bu olayın en başından beri bakarken acaba çok mu büyük bir alan diye düşünmüştüm açıkçası ben kendim. Ama buraya geldiğinizde onu fark edebiliyorsunuz. Her yer birbirine o kadar yakın, çok yakınlar. İşte dediğimiz gibi buradaydı ve ailede taziyeyi burada hemen koordinasyon merkezinin yanındaki yerde, çünkü koordinasyon merkezine hemen yakın olduğu için buradan da yetkililerden de hem bilgi de alıyorlardı, hem gelişmeler ve birçok kişi de özellikle Narin'in cenazesi bulunduktan sonra da aile başsağlığını burada kabul etmeye kimse başladı. Kimse yok mu şu anda orada? Şimdi evet, aile Arif Güran yani baba. Şu anda orada kimse yok. O kalabalık şu anda Hüseyin Güran'ın evinin önünde. Şu anda da zaten kim var? Orada oturuyorlar. Misafirlerini ağırlıyorlar. Ha, bak seni mi çağırıyorlar? Canlı yayındayız. Tamam gel diyor. Git Doğan'a. Konuşmak ister misiniz? Git Doğan'a. Git. Çağırıyor, davet ediyor. Gel git gidelim madem öyle davet çay aldık. Çay içmeye davet ediyorlar. Tamam. Bir selam verene. Selamun aleyküm. Kamerayı kapat öyle gelin diyorlar. Kim var? Hüseyin amca orada mı? Arif Bey de mi orada? Kapat öyle gelin diyorlar. Peki ama biz şu anda yayındayız, onu söyler misin? Yok, kim var orada? Yok, yukarıda kendi evlerinin önünde. Tamam. Tamam. Evet söyledim. Hüseyin Bey'e söyledim. Yayında olduğumuzu söyledim. Hı-hı. Hüseyin Bey mi orada? Yayında olduğumuzu söyledim. O da çayımızı içmeye buyurun ama kamerayı kapatın dedi. Hüseyin Bey mi orada? Hüseyin Bey diye tamam, evet. Tamam sen git. Kamera burada evet, kalsın. Sen git, oraya, kamera burada kalsın. Sen yanlarına git Doğanay. Hüseyin amcanın yanına git. Sen git. Çünkü karısı tamam. Tutuklu. Ben unuttum arkadaşlarıma. Ya kızı bir sen de tutuklu ya. Hüseyin amcanın, büyük amcanın hem karısı tutuklu sevgili izleyiciler. Hem de kızı tutuklu. Sonra kızı diyor ki yani Salim Bey, Salim çünkü onun kızını yalan ifade verdiriyor. Hüseyin Bey anladığım kadarıyla kızgın. Çünkü bu şey yüzünden yani şu anda Hüseyin Bey mi? Evet Hüseyin Bey galiba değil mi arkadaşlar o? Ekibimiz sesi aldık. Şu anda sesi aldık. Sadece uzaktan Doğanay'ın konuşmasına tanıklık ediyoruz. Maşallah'ın evi burası. Sevgili izleyiciler, bu eve saat 18.30 civarında Doğanay şu anda haber müdürümüz kendisiyle konuşuyor. Orada saat 18.30'da gidiyor.
Yuhayla kalsın orada. Yok yok, kalsın arkadaşlar. Tamam, biz denileni yapalım. Saygı duyuyorum. Bir yandan çünkü kolay bir şey değil. Hem sizin karınız hem de kızınız şu anda cezaevinde. Yani ben Hüseyin Bey'i anlıyorum. Çok zor. O sırada cinayet işlendiği sırada köyde değil. Ama Hüseyin Bey'in de bir şeyler bildiğini, en azından eşiyle, karısıyla, çocuk kızıyla konuştuğunda, ya kızına şunu sormuş olması gerekiyor Hüseyin Bey'in. Hüseyin Bey'in kızına şunu sorması gerekiyor. Ben niye göremiyorum? Niye bu kameraman arkadaşım bu tarafa? Orada kim var? Ha, anladım. Yani peki biz şu anda seslere kapalı zaten. Anladığım kadarıyla köyde, evlerde şu anda yayınımız takip ediliyor. Yayınımız takip ediliyorsa da seslerin olmadığını köydeki gençler ya da köyün ileri gelenleri bilir. Biz şu anda sesi falan vermiyoruz ki. Ben sadece olayı anlatıyorum. Maşallah Güran'a da çok kritik sorular soruluyor. Hatta söyleyeyim ben onun ifadesini de, ben izninizle uzaktan maşallah bir maşallahın işini görürken ben hemen size maşallahın vallahi resmen kitapçık haline getirdik biliyor musunuz sevgili? Ki ben de ifadelerin bir bölümü var. 250 kişinin ifadesi alınmış. Bakar mısınız? Kitapçık kitapçık. Bakar mısınız sevgili kitap? Bu benim daha bir tane de şu var. Bakın şu da var yani. Şimdi ben maşallah...